Tempo TV sizin kanalınız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tempo TV ekranlarına Abbas Karakaya Show'a, Aybars Halı ve Koltuk Yıkama sponsorluğunda hazırlayıp sunduğumuz Abbas Karakaya Show'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir şey okumayacağım, hemen konuklarımı almak istiyorum. Uzak yoldan geldiler, sağ olsunlar, var olsunlar. İlk konuğumu çağırıyorum. 7 Bölge 7 Kardeş Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Çağdaş Toplu. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hemen ikinci konuğumu almak istiyorum. Çok değerli bir kardeşim. Bizi kırmadı, buralara kadar geldi. Emrah Güllü diyoruz. Abim hoş geldin, sefalar getirdin. Sağ ol abi, teşekkürler, hoş bulduk. Şeref sesine bulduk, yüreğine abim. Sağlık. Eyvallah. Başkanım merhaba. Yine kıymetli bir sanatçımız aramızda. Elazığ'dan bizleri kırmadı, buraya kadar geldi. Elazığ'ın güçlü sesi, güçlü yorumu. Tabii ki kendine has yorumu. İskender Açık Ses diyoruz efendim. Oh,
Al benimi sesine, yüreğine sağlık. Teşekkür hoş geldin. Ediyorum. Sefalar sağ getirdin. Çok teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. Televizyon başında bizi izleyen, bizi dinleyen bütün izleyicilerimize, uzak yerlerden, yakın yerlerden buraya gelen bütün konuklarımıza, Tempo TV ailesine ve özellikle Abbas Karakaya abiye çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir program düzenlediği için çok sağ olun, var olun. Kendimi de tanıtayım bu arada. Çağdaş Toplu 7 Bölge 7 Kardeş Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanıyım. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Yardımlarla bir şeyler yaparak yardım etmeye çalışıyoruz herkese. Tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Varlığınız daim olsun başkanım. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Emre abi hoş geldin. Hoş bulduk Abbas abi. Nasılsın, iyisin? Sağ ol abi, sen de iyisin inşallah. Maşallah maşallah, iyi gördüm sizleri. İskender abi. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Tempo TV ekranlarında bizi izleyen bütün izleyicilerimize buradan hayırlı akşamlar diliyoruz. Programda başarılar diliyorum. İnşallah daim olur, güzel olur. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür öncelikle ediyorum. Bir iki tane selam var, gönderebilir miyiz? Başta gönderelim, kimse küsmesin. Baş tacısın, gönderebilirsin tabii buradan ki. Buradan Elazığ'a ocak dolusu sevgi ve selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Özellikle Oğuzhan Can Polat kardeşime yanımda ve destek olduğu için buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun. Siz de sağ olun, var olun. Sultanbeyli'den bizi izleyen değerli arkadaşlarımız var. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nden sağlık çalışanlarımız, personellerimiz hepsine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Varlıkları daim olsun. Destekleri için teşekkür ediyorum. Elazığ'a yine selam gönderiyorum. Yozgat, Aydın bizi izliyorlar şu anda. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Emre abi sizden bir türkü, şarkı ne söylersiniz? Olur abi, o ki Elazığ'dan bahsettiysek bir evet. Yüksek Minare okuyayım ben. Buradan bizi izleyen bütün Elazığlılara, bütün hemşehrilerimize armağanımız olsun. Baş tacısınız. Tamam. O zaman bana müsaade abi. Yana, aman aman.
canım, hey canım, hey malım, ne davası abi. Bizi aldın götürdün Elazığ'a. Eyvallah abi. Sağ ol abim, teşekkür ederim. Sayın Seçkin Türk abimiz bize çiğ köfte yapmış, getirmiş. Biz de teşekkür ediyoruz Seçkin abimize. Sağ olsun, var olsun. Eline koluna sağlık. Biz dışarıdan kendilerine çok teşekkür ederiz. Gerçekten hep tadı güzelmiş. Yani diyelim Elazığ bize yakın. Muş'tan gelenler muhakkak Elazığ'da çiğ köfte yesin. Buradan söylüyorum. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, adetlerimiz bir nasıl olsa. Kesinlikle. Ondan ötesi yüreğimiz bir olsun. Aynen. İskender abim, sen de bizi Elazığ'a götürürsen herhalde. Elazığ mı yapak? Vallahi aslında içinden... aslında istek çok da. Bir bakalım. Olmasa bir yürüyorum dükkanların üstüne. Çok şu anda ben balızımın çocukları, kızlarım bekliyor. Onlara gönderip sonra Elazığ bir tane yapayım. Olur, abi. Olur mu? Olur abi. Olur. Peki olur. Biçki ailesine, Biçer ailesine, Kınaş ailesine, Kazan ailesine, Alanya'ya, Elazığ'a buradan selamlar. Buyurun hocam. Thank you.
yetmez oy oy. Sağ çok teşekkürler. Sazlarımın da eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Müsaadeniz olursa bir şiir geçebilir miyiz? Ya biz de sendin ya. Eyvallah. Üşüyorum adlı parçaya girebilir miyiz? Dile gelip dinlense, çalgayıp çağlasa yürekteki bu sevda, yüreğim yürek size kafa tutup diklense, bir sufinin sesinde name olsa bu sevda, kalemim hiç susmasa mürekkebe boyansa, ey Süveyda, ey Süveyda, yüreğim dizlerinde uyansa, şu gönül, şu gönül alev alsa, kor ateşlerde yansa, Yusuf gibi kalsın da kuyularda bu sevda, nam salsın diyar diyar, ilden ile bu sevda. Bu sevdanın üstüne ne türküler yakılmış, atlılarla yarışmış, dolu dizgin akınmış, bu sevdayı bilmeyen hep ardına bakınmış, mecnun olup çöllerde suya kansın bu sevda, kerem gibi aslına yanıp tütsün bu sevda. Ferhat elini açmış şirin bir yar dilerken, Nesimi mahlasıyla yara, yare şiri dizerken, bir meczup yüreğimde diyar diyar gezerken, rezil çirkin dünyaya iz bıraksın bu sevda,
Duyanlar merak etsin, duyanlar merak etsin, giz bıraksın bu sevda, giz bıraksın bu sevda. Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Ben de şiirle başladım. Bu Çağın Namertleri adlı şiir kitabını çıkardım. Ardından 1 Nisan sabahını çıkardım. Şimdi 3. şiir kitabına çalışıyorum. Gündüğü doğduğu gün unutuldu diye. Bu uğraşlar içindeyim. Bu arada çalışıyorum kamu kurumunda. Böyle bir adım attık. Hayatımızda bir değişiklik olsun diye. Çok güzel, ağzına yüreğine sağlık abi. Sağ olun, sizler de var olun. Gerçekten güzel, ağzına dediğin yüreğine sağ olun. Sağlık. Ağzınıza sağlık, çok güzel. Sağ olun başkanım, sizler neler yapıyorsunuz, faaliyetleriniz nelerdir? Vallahi bizler, ben biraz 7 bölge 7 kardeşten bahsedeyim. Çünkü bazen ismi böyle güzel geliyor insanlara. Şimdi 2020'de kurduk biz bu derneği. Bir 12 kişilik bir arkadaş grubuyla kurduk. Biz daha önce de insanlara, yani amaç ne? İnsanları gerçekten de sevindirmek, insanlara koşmak. O bizim hani bir gönül işi. Gönlümüzde yıllardır bu vardı. Biz bu 12 kişilik bir arkadaş grubuyla, hatta 15 kişi başladık. Güzel işler de yapıyoruz. Daha önce mesela biz sezon başları diyelim, kışın ayrı, yazın ayrı, ihtiyaç sahibi öğrencilere kışın monttan bot kırtasiye malzemeleri tutun, yazlık elbise olarak elimizden geldiğince Türkiye'nin bütün yerlerine götürüyoruz. Kendi elimizle ya da arkadaşlarımız, ekiplerimiz vasıtasıyla gönderiyoruz. Ben buradan şu teşekkürü de etmek istiyorum. Biz bu derneği bu arkadaşlarla kurduk. Şu an çok büyüdü. Şu an her yere de koşuyor. Ben bu beraber başladığımız arkadaşlar, isimlerini bazen karıştırabilirim ama hepsine buradan selamlarımı yolluyorum. Allah razı olsun onlardan. Çok güzel bir iş yapıyorlar. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, ben çocukken bile insanlara çok yardım etmeyi isterdim. Hep hayalimde çok zengin olup insanlara yardım etmek vardı. Ha belki çok zengin olmadık ama bu dernek sayesinde gerçekten de insanlara yardım ediyoruz. Onu yaşıyoruz. İnsanlara böyle çocuklar gülüyor, neşeleniyor. Onlar o kadar güzel bir an ki o anı yaşamak lazım yani. Yaşamadan insan zenginlik o. Ben bunun zaten zenginlik olduğunu farkına vardım. Çok zengin olmak önemli değil. Zaten insan belirli bir ömrü var, belirli bir yaşı var. Ama bu dernek sayesinde, bu arkadaşlar sayesinde iyi şeyler yapıyoruz. Hayallerimizi, daha doğrusu çocukluğumdan herkese yardım etme geleneğini sürdürüyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Gerçekten de bunun yanında bir sürü iş adamımız var, hayırseverler var, bize destek olan çok insan var. Hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten de güzel bir şey. Tabii bizim bir de şöyle bir sloganımız var. Mesela ben hep bunu diyorum. Eğer insan tadını bilirse ekmeği paylaşmak, ekmeği yemekten daha lezzetlidir. Ben bunu her yerde söylüyorum. Gerçekten de öyle. Yani şu anlık bu kadar diyeyim. Teşekkür ediyorum. Biz hayırlı teşekkür olsun ederiz başkanım. Sizin gönlünüzdür zengin. Olsun, buna inancımız tam. Emre abi, sen neler yapıyorsun? Ben Elazığ'da yaşıyordum. Artık son bir 4-5 aydır İstanbul'dayım. Buraya yerleştim. Burada müzik işleriyle uğraşıyorum. Yeni bir single çıkaracağım çok yakında. Onun için buradayım. İnşallah nasip olursa. Onunla böyle biliyorsun, O Ses Türkiye'ye katılmıştım 2016 döneminde. Orada finalist olmuştum. Şimdi onun devamı için buradayım. Burada çalışmalarımı sürdürüyorum. Ara ara sahne alıyorum Antalya'da, İstanbul'da. O Ses Türkiye'den tanıyorum. Eyvallah. İzlemiştim. Sağ ol. Oy attın mı abi? Atmadın, tamam. Vallahi atmadım. Yönetmenim, siz attınız mı? Siz de atmanız. Ben 60 kabul ediyorum. Eyvallah. Ben bu arada hem size hem de şöyle bir sazlara, burada bulunan misafirlerimizden bir alkış istiyorum hakikaten. Alkışlar onlara gelsin. Biz tabii erkeklerle sahne almaya çok alıştık ama bir hanımefendiyle aynı sahneyi paylaşmak ayrı bir güzel. Ona bir aynen alkış daha istiyorum. Özel bir alkış ona gelsin. Ben de orkestradaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Varlığınız daim olsun. İskender abi, sen neler yapıyorsun? Vallahi ben de Elazığ'dayım. Düğün salonlarında, ekstralara falan gidiyorum. Biliyorum, takip ediyorum. Bir 5 yıl oldu emekli olalı. Emekli olduk. Gitme Gülüm diye bir albüm yaptık. Onun arkasından sağ olsun Emre kardeşim, ben zaten Elazığ'da yine aradım, beni kırmadı sağ olsun. Dedim böyle bir katılım mı olacak?
gelir misin diye, yanımızda bulur musun diye bize şeref verirsin gelirsen. O bizi kırmadı. Kara Sevda diye bir eserimizi yaptık. Bize yardımcı oldu hem müzik konusunda hem klip konusunda. Şu an öyle yani. Başka da böyle bir yapacağım başka bir şey yok yani. Ben de takip edeyim. Ben seni 30 sene geçmiştir. 30 sene önceden biliyorum zaten. Düğün salonlarına gidiyordun. 30 yıllık. Abi, 30 bir şey söyleyeyim mi? İkinizin de yaşı ortaya çıkıyor. Önce çok tarih vermeyin. Boş ver. Bu arada Seçkin kardeşime teşekkür ediyorum. Bize destek olduğu için. Güksel kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar abilerimiz. Bizleri ağırlar. Bizlerle ilgileniyor sabahtan beri. Evet. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Teşekkür ediyoruz. Abi neyse ne alalım senden? Ne söylersin? Kara Sevda mı? Uğur Ola mı? Hele gelsin Kara Sevda gelsin bir bakalım. Hele bir Kara Sevda gelsin bakalım. Kara Sevda gelsin bakalım. Evet, İskender Açık sizlerle. Teşekkür ederim bu arada. Sesine, yüreğine sağlık abim benim. Bu arada Emrah kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu eseri gerçekten özenle beraber böyle bir 15 gün oldu değil mi Emrah'cığım? Uğraştık. Gerçekten eline koluna yüreğine sağlık. Ömer'in de eline sağlık. Bize destek olduğu için, aynen, klibi çektiği için. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Elazığ'dan da mesaj atıyorlar. Amcam İhsan Karakaya bir türkü istemiş bizden. Aleykümselam. Baki abi hayırlı akşamlar dilemiş. Ben de hayırlı akşam diliyorum. İzliyorlar, bayağı kişi izleyen var. Özcan abi mesaj atabiliyorlar mı acaba? TMP. Büyük harflerle TMP bir boşluk.
mesajı yazıp 3969'a gönderiyorsunuz. TMF bir boşluk mesajı yazıp 3969. Bu numaraya mesaj atabilirsiniz. Evet başkanım, siz faaliyetleriniz vardı. Biz bazı fotoğraflar var, birkaç tane. Onları yayınlayabiliyor muyuz Özcan abi? Rejiye atmıştım ben içeriye. Yayınlayamıyor muyuz? Gelmemiş mi? Bizim zaten geniş faaliyetlerimiz olduğu için. Ben gruba atmıştım. Bir gün önceden. Başkanım bayağı aktifsiniz sahada. Tabii yani şimdi gerçekten de ülkenin çok sıkıntıları var. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ülkenin her yerine gitmeye çalışıyoruz biz. Biz mesela hatırlarsınız belki Giresun Dereli'de bir sel felaketi olmuştu. Biz ilk giden ekiplerdeniz. Manavgat yangınında bulunduk. İzmir depreminde. Geçen sene, bir önceki sene Van'da yine bir sel felaketi oldu. Yani ülkenin neresinde bir sıkıntı olsa karınca kararınca artık elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ülke içinde de dediğim gibi bazen ihtiyaç sahibi öğrencilere elimizden geldiğince yapıyoruz. Tabii herkese de yetişemiyoruz. Bazen kötü de oluyoruz yetişemediğimiz zaman. Çünkü gerçekten de yetişmek kolay bir şey değil. Ama emin olun yani büyük bir emek var. Ben her daim söylüyorum, tekrar ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hayallerimiz var tabii. Bir insan çok şey yapmak istiyor da imkanlar çerçevesinde oluyor bunlar. Mesela benim bizim şöyle bir düşüncemiz var. Türkiye'nin 81 vilayetinde bazı okullarda çocuk parkı yok. Ben daha önce köylere gittim mesela, çocuklarla konuşuyoruz, ne istiyorsunuz? Emin olun park olmayan yerde çocuklar hepsi park istiyor. Biz daha önce birkaç yere park kurduk. Hayalim o yani, inşallah şartlar oluşursa Türkiye'nin köylerinde park olmayan bütün köylere park yapmak istiyorum. Öyle bir hayalimiz var, inşallah düşüncemiz var. İnşallah gerçekleşir. Ona benzer tabii projelerimiz çok var. Yani suça bulaşmış gençlerle ilgili çalışmalarımız var. Bana göre ülkenin en büyük sorunlarından biri de odur. Çünkü siz de takdir edersiniz, sokaklar çocuk doğurmuyor. Yani biz kendi tabirimizle sokak çocuğu dediğimiz insanlar, sokaklar çocuk doğurmuyor. Bunlar bizim çocuklarımız, bizim yakınlarımız, bizim ülkenin çocukları. Bunlarla ilgili rehabilitasyon merkezleriyle bazen konuşuyoruz, yardımcı oluyoruz. Buna benzer şeyler, mesela benim şöyle bir, bazen çok yaptığımız oluyor ama hayalimde şöyle bir şey de var. Buradan Türkiye'de biz araştırdık, ortalama 2000 tane SMA hastası çocuk var. Allah onlara öncelikle şifa versin. Hayalimiz ileride gerçekten de şartlar çok iyi olursa, Allah'ın izniyle bunların hepsini tedavi etmek isteriz. Allah nasip ederse. Tabii bu çok büyük bir, yani devletin bile belki altından kalkamayacağı bir durum ama hani en azından bir duamızdır. Bir duamızdır. Biz daha önce onlara yardımcı oluyoruz, bazı SMA hastalarına. Çok azı sonuca ulaşabiliyor. Çoğu vefat ediyor. Ailelerine başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Yani elimizden geldiğince vicdanımıza göre ne yapmaya çalıştı? Elimizden ne geldiğince onu yapmaya çalışıyoruz. Allah inşallah senin yüreğini var etsin. Allah razı olsun. Gerçekten. İnşallah. İnşallah. Buna benzer çok şeylerimiz var da bazılarını gerçekleştiriyoruz. Bazıları duada kalıyor. Bazıları hayallerde kalıyor. Ama en azından bunu düşünmek bile güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Aynen başkanım. Evet. Aynen. Ben Abbas abi sözünü keseceğim ama ben şuna inanıyorum başkanım. Hani sosyal sorumluluk projelerinde birçok insan bazen şunu söylüyor. Hani ya bir şey ne yapabilir diye de, onun için küçük bir hikayem var. Bir şeyden başlıyor. Yani. Evet, küçük bir hikayem var onun için. Şimdi adamın biri bir denizin önünden geçiyor. Tabii dalgalar bütün balıkları dışarıya vuruyor. 100-200 tane belki daha fazla balık. Bir adam da gidip o balıklardan birer tane tutup tekrar denize atıyor. Hani dalganın vurduğu şeyi. Başka bir adam yanından geçerken diyor ki, hani boşuna uğraşma kardeş, işte 200-300 tane balık var burada, hangi birini atacaksın? O da yerden şöyle bir tanesini daha kaldırıyor, diyor ki ne değişir? O birini tekrar atıyor, diyor senin için bir şey değişmedi ama o bir balık için çok şey değişti diyor. Hakikaten bu sosyal projelerin böyle bir önemi var. Hani
belki 1000 kişiye dokunamazsanız da bir kişiye dokunmak bile her şeyi çok çok farklı yere getirebilir. Kesinlikle biz yaşıyoruz zaten o anları. İnanın biz sahada olduğumuz için biliyoruz zaten neyin ne olduğunu. Mesela ben şunu da burada belirtmek istiyorum. Belki çok alakalı veya alakasız. Mesela bu çöpe giden yemeklerle ilgili. Bunları mesela ben rast geliyorum. %75'i çöpe gidiyor. Sabah kahvaltılarının veya yemek menülerinin hani çeşit işte 4 çeşit 5 çeşit menü var ya. Yani bunlar mesela dikkat edilirse, hayvanlara dağıtılırsa, özellikle bunlarla ilgili çalışmalar yapılırsa. Çünkü ülkemizde gerçekten de şu an var yani yoksul insanlar çok. Biz bunları gözümüzle gördüğümüz için yer yer görüyoruz yani bunları. İnsan üzülüyor. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz ama yetemiyoruz tabii. Bence her birey, her Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir vatandaş bununla ilgili biraz daha dikkat ederse belki biraz daha sorun çözümüne doğru gidilebilir diye düşünüyorum. Evet. Aynen öyle başkanım. Evet, bir eser alalım Emrah abim. Olur. Haydar Haydar yapalım abi. Var mı? Tamam, o zaman bir minnet eylemem yapalım. Sonra onu bağlayalım. Sen Gonca güle minnet eylemem. Arabi Farisi bilmem dile minnet eylemem. Sırat-ı müstakim üzre gözetirim rahimi. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. Bir acayip derde düştüm, herkes gider karına. Şu dünyanın varına rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eyleme. Rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eyleme. Settarike
inkara minnet eyleme. Evet, sesine yüreğine sağlık. Reklamlardan sonra tekrar buradayız. Aybars Halı ve Koltuk Yıkama'nın sunduğu Abbas Karakaya Show devam edecek. Sultanlı Düğün Sarayı. Hafızalardan silinmeyecek rüya gibi bir düğün için sizleri ağırlıyoruz. Elit ve nezih mimarisiyle öne çıkan Sultanlı Düğün Sarayı olarak sizlere düğün, nişan ve balo gibi özel günlerinizde çağın yeniliklerini takip ederek kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Gelin bu özel günlerinizi birlikte organize edelim. Firüzköy Mahallesi, Tiryaki Suyu Caddesi, No 54 Avcılar, İstanbul. Detaylı bilgi için hemen alt banttaki iletişim numaralarından bizleri arayabilir veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sultanlı Düğün Sarayı. Yılın ilk müjdesi yine D-Smart'tan. D-Smart'la internet ve televizyon keyfiniz bir arada yeni yıl fırsatıyla geliyor. 16 megabite kadar limitsiz internet ve D-Smart Go film dizi paketi ilk 12 ay ayda sadece 169 TL. Canerenler Arsa Ofisi. Kazanç, birikim, yatırım. Önce arsa. Yerleşim yeri içerisinde, sanayi bölgesinde ve tatil bölgelerinde kampanyalarımız sizlerle. Haftanın 7 günü ücretsiz sizlere özel araçlarımızla kampanyalarımızı yerinde inceleyin. Çalışma bölgelerimiz İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli. Profesyonel ekibimizle geleceğinize yatırım yapın. Banka, haciz, ipotek, kefil yok. Tapu masrafları bize ait. Keşkelerin yerini iyikiler alacak. Hemen şimdi bizi arayın. 0212 428 82 60 0544 428 82 60 Canerenler Arsa Ofisi. Topraktan gelen güç. Yılın ilk müjdesi yine D-Smart'tan. D-Smart'la internet ve televizyon keyfiniz bir arada yeni yıl fırsatıyla geliyor. 16 megabite kadar limitsiz internet ve D-Smart Go film dizi paketi ilk 12 ay ayda sadece 169 TL. Sultanlı Düğün Sarayı. Hafızalardan silinmeyecek rüya gibi bir düğün için sizleri ağırlıyoruz. Elit ve nezih mimarisiyle öne çıkan Sultanlı Düğün Sarayı olarak sizlere düğün, nişan ve balo gibi özel günlerinizde çağın yeniliklerini takip ederek kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Gelin bu özel günlerinizi birlikte organize edelim. Firüzköy Mahallesi, Tiryaki Suyu Caddesi, No 54 Avcılar, İstanbul. Detaylı bilgi için hemen alt banttaki iletişim numaralarından bizleri arayabilir veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sultanlı Düğün Sarayı. Canerenler Arsa Ofisi. Kazanç, birikim, yatırım. Önce arsa. Yerleşim yeri içerisinde, sanayi bölgesinde ve tatil bölgelerinde kampanyalarımız sizlerle. Haftanın 7 günü ücretsiz sizlere özel araçlarımızla kampanyalarımızı yerinde inceleyin. Çalışma bölgelerimiz İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli. Profesyonel ekibimizle geleceğinize yatırım yapın. Banka, haciz, ipotek, kefil yok. Tapu masrafları bize ait. Keşkelerin yerini iyikiler alacak. Hemen şimdi bizi arayın. 0212 428 82 60 0544 428 82 60 Canerenler Arsa Ofisi. Topraktan gelen güç. Yılın ilk müjdesi yine D-Smart'tan.
D-Smart'la internet ve televizyon keyfiniz bir arada yeni yıl fırsatıyla geliyor. 16 megabite kadar limitsiz internet ve D-Smart Go film dizi paketi ilk 12 ay ayda sadece 169 TL. Kuzey'in incisi Sinop'u Erkan Aksu siz değerli izleyenleri için geziyor, ilçeleri, köyleri, Sinop'a dair bütün güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Erkan Aksu ile Adım Adım Sinop her pazar 22'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Reyhan Cansu sizlerle. Burası Türkiye, burada çok hızlı geçiyor yazlar. Hadi kalkın oynayın. Burası Türkiye'nin bu haftaki konukları Avukat Edip Önder ve Ersan Yılmaz olacaktır. Burası Türkiye, burada çok hızlı geçiyor. Reyhan Cansu ile Burası Türkiye her pazartesi 15'te sizin kanalınız Tempo TV'de. Merhaba Tempo TV izleyicileri. Her pazartesi günü saatler 20 gösterdiğinde konu ve konuklarımla sizlerleyiz. Aydın Elvi'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Eller programının bu haftaki konukları Ali Akyürek. Yalan dünya kime kaldı? Ve Yeliz Tan olacaktır. Gözümden al, kanlama yaş, yar beni böyle mi sevdin? Aydın Elvin ile Bizim Eller her pazartesi 20'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Demanlı türkülere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekler sırrına hey hey ereyim dersen, hey hey ulu bir mürşide. Silmeyin gözyaşımı beni sevenler. Kuş gibi elimden uçanım gelsin. Yıllarımı ver bana, yollarımı ver bana. Dalımdan kopardın güllerimi ver. Lemanlı Türküler her salı 19'da sizin kanalınız Tempo TV'de. Nurettin Bay sizlerle. Nurettin Bay türkü yazmış duyulmuş. Dedikodu dedikodu. Kim kime ne demiş ki, o ona onu demiş, o da buna bunu demiş, vay vay. Ya deyim vermeyinize, gidelim köyümüze. Örümcek yuva yapmış, ağırmış hep. Kansız ya, bunu bana yapamazsın müjgan. İstersen de kopamazsın müjgan. Bay Show her salı 21.30'da sizin kanalınız Tempo TV'de.
Kadın Acil Destek KADES uygulaması sayesinde eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddet görme ihtimali olan kadınların akıllı telefonlarına yükleyecekleri KADES uygulamasıyla konum bilgilerini tek bir dokunuşla acil çağrı merkezlerine ulaştırmaları ve sonrasında en yakın ekip ve devriyeden hızlı bir şekilde yardım almaları sağlanmaktadır. Şiddet mağduru kadınlara polis merkezlerinde bulunan güven masalarında görevli kadın polisler tarafından gerekli yardım ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir. Ayrıca şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişilerin yüksek risk grubundaki şiddet mağduru kadınlara yaklaşmalarını engellemek ve kadınları daha etkin korumak amacıyla elektronik kelepçe pilot uygulaması hayata geçirilmiştir. Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek amacıyla hayata geçirilen projeler titizlikle takip edilmektedir. KADES. İhtiyacınız olduğu anda. Kime sorsan her şeyin başı sağlık. İyileşmek insan hakkı olamaz bir ayrıcalık. İyileşmek insan hakkı olamaz bir ayrıcalık. Biraz ilgi, biraz şefkat, uzmanlık ve kararlılık. En iyisi en güzeli her birimiz buna layık. En iyisi en güzeli her birimiz buna layık. Şehir şehir dört bir yanda, kapıları halka açık. Dört dörtlük sağlık sistemi, bilen bilir herkes tanır. Tüm dünyanın imrendiği sağlık devi işte geldi. Açıldı ve açılacak dört bir yanda niceleri. Açıldı ve açılacak dört bir yanda niceleri. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tüm etaplarıyla açıldı. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden biri olan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Türkiye durmaksızın büyüyen sağlık sistemine 8 farklı hastaneden oluşan dev bir sağlık kompleksini ekledi. Şehir hastaneleri, hayata hayat katan sağlık devrimi. Deprem Türkiye'nin gerçeği ve bu gerçeğe hazırlıklı olmak sadece bizi değil birçok kişiyi kurtaracak güçte. İşte bu nedenle depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi. Deprem anında sakin kalın. Balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Çök, kapan, tutun hareketiyle hedefinizi küçültün. Depremin hemen ardından yangın ve patlamaları engellemek için ocağı, vanayı ve gaz kokusu alınmıyorsa elektrik şalterini kapatın. Afet çantanızı yanınıza alarak hızlı adımlarla binayı terk edin. Deprem öncesi E-Devlet üzerinden bilgisini aldığınız ve binanızdaki afişte belirtilen size en yakın toplanma alanına yürüyerek gidin. Yetkililer çağrıda bulununcaya kadar toplanma alanında kalın. Toplanma alanından barınma alanına geçiş için yetkililerin yönlendirmesini bekleyin. Arama kurtarma, ambulans ve itfaiye gibi acil yardım araçlarının hızla ulaşım sağlamaları için ilk 6 saat aracınızı kesinlikle kullanmayın ve trafiğe çıkmayın. Acil çağrılar için iletişim sistemlerinin kilitlenmemesi amacıyla operatörünüz üzerinden arama yapmayın. SMS ve internet tabanlı uygulamaları tercih edin. 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı'nda afet riskine karşı hep birlikte. Yola çıkalı 10 dakika olmadı. Hemen fotoğraf paylaş. Ya sen de hep kendini çekiyorsun. Biraz bizi de çek. Evet. Hadi gelin o zaman. Yaklaşın. Ama ben görünmüyorum. Sen çek o zaman hadi. Evet evet sen çek. Gülümseyin. Çekiyorum. Çektim. Araç kullanırken telefon kullanmak, sürücünün dikkatini dağıtmakta ve trafik kazalarına yol açmaktadır. Ölümsüzleştirmeye çalıştığınız o an, son anınız olmasın. Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada.
112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112. Tempo TV, sizin kanalınız. Aybars Halı ve Koltuk Yıkama'nın sunduğu Abbas Karakaya Show devam ediyor. Yalnız da başım benim neler
gerçek değil mi kim bilir? Sinemdedir benim derdim dağlarım, ben yaramı gizli sarar bağlarım. Sen gündüzler güler gece ağlarım, benim neler çektiğimi kim bilir? Sinemdedir benim derdim dağlarım, sarar bağlarım. Ben gündüzler güler gece ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir? Sesine yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Abim benim. Ustalar elinize sağlık. Çok teşekkürler. Maşallah maşallah. Eyvallah, teşekkür ederim Abbasçığım, sağ ol, teşekkür ediyorum. Baş sağlısın. Arkadaşlar, mesaj sistemi galiba çökmüş durumda. Bizi Sakarya'dan, Kocaeli'nden izleyenler var. Özellikle aileme buradan selamlarımı ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Onlar da ekranın başında bizleri izliyorlar. Biraz heyecanımız var tabii ki, sürçülisan edersek affola. Yoğunluktan dolayı mesaj sisteminde bir sıkıntı oluşmuş galiba. Emrah abim, sizden başlayalım, buyurun. Olur. Şimdi böyle hep Elazığlılar bir aradayken başkanımız Muşlu. Onun için bir şarkı söylemek. Teşekkür ederim. Söylemek özellikle, istiyorum. Özellikle. Onu armağan edelim. Buradan aynen, bütün Muşlu hemşehrilerimize de armağan etmiş olalım. Aynen. Bütün Muş'a, bütün Elazığ'a, bütün Türkiye'ye armağan edelim. Öyle olsun. Peki. Heyecanımdan aynen dolayı kusura bakmayın. Bütün yedi bölgeye. Aynen. Yedi bölgeye. Estağfurullah. Aynen. Aynen. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Üstüne kareleri
kime ne? Oğul köz düştü yeri yakar kardeş, dert benim kime ne? Ah o yemendir gülü çemendir, giden gelmiyor acep nedendir? Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor acep ne iştir? Beraber. Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor acep ne iştir? Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor acep, acep. Çok sağ olun. Sesine, yüreğine sağlık. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz bu türküyle ilgili bir şey söylemek müsaade istiyorum. Müsaade sizin başkanım, buyurun. Şimdi tabii bazen tarih kitapları veya insanlar hani farklı şeyler de bizim de çocukluğumuzda duyduğumuz bu türkünün anlamı, Yemen'e giden Muş'ta Alvariş diye bir köy var. Muş merkeze biraz daha yakın. Yemen'e giden hiçbir asker geri gelmiyor. Hepsi şehit oluyor orada. Tabii köyde Mehmet adında bir tane genç kalıyor. Artık yaşını tam bilmiyorum. 17, 18 veya 20. Annesi çağırıyor. Diyor ki sen kaçıyorsun diyor askerden. Gel diyor, bak bütün köyde bütün gidenler bir destan yazmış. Memleket için, vatan için böyle şey. Ben diyor utanıyorum. Senin de gitmen lazım. Annesini dinliyor. Yola çıkıyor. Tabi orada komşusu diyor. Annesine diyor bak diyor, Yemen'e giden hiçbiri geri gelmedi. Bu da gelmez diyor. Gelmesin diyor. Yani vatan için, bayrak için, memleket için sonuçta birileri bu vatan için feda olacak diyor. Neyse, Mehmet de hani tabir bazen Mehmet'e Memiş diyorlar ya bizim orada. Memiş de gidiyor, o da geri gelmiyor. O da işte ayakkabısı, elbiseleri, şapkası falan geliyor. Annesi aslında orada bir ağıt yakıyor. Yemen'e gideni gelir mi sandın, işte bir çift papucuyla bir fesi var. Derken o bugünümüze türkü olarak geliyor. Burada bu türkü vesilesiyle de bütün aziz şehitlerimizi, ruhları şad olsun. Allah mekanlarını cennet amin, eylesin. Amin. Bu memleket amin için canlarını hiçe saymışlar. Tekrar hepsi nur içinde yatsın. Sizin de ağzınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermesin. Devletimiz var olsun her zaman. İskender abim, ne söyleyelim? Sıra bana geldi. Bu arada Sertaş kardeşimin Seçkin, özür diliyorum. Seçkin kardeşimin nişanlısı bizi izliyor. Bu arada Elif İspir Hanım'a buradan bu şarkıyı armağan edeceğiz. Kubat ailesine armağan edeceğiz. Şey yapalım hocam, yani böyle bir canlı yayın ama okuyabildiğimiz kadar okuyalım. Canlı yayında inşallah şey olur. Her akşam aynı hüzün, yol gözler iki gözüm. Sen gelmesen bir türlü, dertlerim türlü türlü. Evet, İskender açıksa sizlerle şimdi. Şu kafana bekler, avucum içinde yüzüm var. Her akşam aynı hüzün gözler, iki gözüm dışı kafana bekler, avucum içinde yüzüm var. Türlü betülerim, türlü türlü nicelerle
çektim bu başka hatırla. Sen gelmesin bir türlü dertlerim, türlü türlü nice dertleri çektim bu başka hatırla. Başka türlü sen gelmesin bir türlü dertlerim, türlü türlü nice dertleri çektim bu başka türlü. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık. İskender abim benim. Bir müsaadeniz olursa bir şiir yapabilir miyiz? Halimi arz edeyim, kır kalemi sen hakim bey. Arz edip de söyleyeyim, kes cezamı ver hakim bey. Dikiş tutmuyor bu düzen, rağbet görüyor hep ezen. Bu düzene dümdüz söven ben oldum hep, ben hakim bey. Yalakalık ne bilmedim, elden medet dilemedim. Onurumu terk etmedim, yalnız kaldım hep hakim bey. Haksız karşısında durdum, sözümü yüzüne vurdum. Delirdim, taştım, kudurdum, susamadım hiç hakim bey. Çok çile geldi de başa, düşmedim hiç boş telaşa. Şu içimde bir kargaşa, hiç huzurum yok hakim bey. Edep, erkan, töre nedir? Bilen kalmışsa pek nadir. Al ipi boynuma geçir, kırılan ince as hakim bey. Kırk takla atanı gördüm, yılan gördüm, yalan gördüm, garip ahı alan gördüm. Ne diyeyim ben hakim bey? Yalakalık boydan aşmış, her gece uykumuz kaçmış. Gönlünü haini aşmış,
sevdiğimiz yar Hakim Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, tekrar buradan Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde çalışan değerli dostlarıma, arkadaşlarıma, kardeşlerime kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Tekrar aileme, bizi izleyen her kim varsa herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sürçülisan ettiysek eğer affola, biraz heyecanım var. Tabii ki mazur görürsünüz. Emrah abim. Tabii. Bir eser okuyalım yine sizler için. Bizi Tempo TV izleyen bütün izleyicilerimiz için. Herkese armağanımız olsun. Peki. Baş tacısınız, baş tacısınız. İçime düştüğünde vakitsiz anda, bilmediğim bir neden ben alıp götürdüğünde o yerlere, keder ve bu dalanlıktan başka yaşamın anlamı var mıydı? Var mıydı? Keder ve bu dalanlıktan başka yaşamın anlamı aşkı bulduysam senden de. Ya bu benim içimde dolaşan da kimde? Ya bu benim içimde mekan tutan da kimde? Beni bu alemde divane gibi gezdiren sen değil misin? Geriye kalan yalnızca tanımadığım bu tendir, bu tendir. Geriye kalan yalnızca tanımadığım bu tendir, bu tendir. Aradığım aşkı bulduysam senden de. Ya bu benim içimde dolaşan da kimde? Ya bu benim içimde mekan tutan da kimde? Hey! Pervaneyim pervane, ahu zar oldum ateşte. Pervaneyim pervane, ahu zar oldum ateşte. Tenindeydi tenime, yandım kavruldum. Tenindeydi tenime, yandım yandım. Hey! Döndüm döndüm nice döndüm, ahu zar oldum da döndüm. Döndüm döndüm nice döndüm, pervane oldum da döndüm. Teninde ince tenime oynar yüreğim içinde. Teninde ince tenine oynar yüreğim içinde. Döndüm döndüm nice döndüm, ahu zar oldum da döndüm. Döndüm döndüm nice döndüm, pervane oldum da döndüm. Döndüm döndüm nice döndüm, ahu
uzar oldum da döndüm. Döndüm döndüm nice döndüm. Pervane oldum da döndüm. Sesine yüreğine sağlık abim benim. Teşekkürler. Bu güzel parça bizi izleyen Gürkan Tuncer ve Tuncer ailesine gelsin. Ayrıca Cengiz Akkuş ve Akkuş ailesine de gelsin bu güzel eser. Evet başkanım. Güzel bir program. Nasıl gidiyor? Çok güzel dinliyoruz. Gerçekten de ülkemizin o kadar güzel zenginlikleri var ki. Yani bu sesler çok değerli sesler aslında. Sağ olun başkanım. Gerçekten de Allah sağlık sıhhat versin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun başkanım. Yani özellikle bizim o bölgeden güzel sesler çıkıyor sizin gibi ama tabii değerini biliniyor mu bilinmiyor mu o biraz tartışma ama konusu. Sebebi çiğ köfte onu söyleyeyim. O yani da olabilir. Acılı evet, çiğ köfte. Evet, o da olabilir. Aynen. Bu arada benim kıymetli yeğenim var. Yunus Emre aramız bozuktu. Yeni düzelmiş mi? İki de bana bakıyor. Buradan onu sevdiğimi söyleyeyim de aramız söylemezsen düzelmez abi. Tabii tabii aynen. Aynen buradan onu sevdiğimi tekrar söyleyeyim de. Gerçekten İskender abi olsun, Emrah abi olsun bizim için çok, çok ayrı bir kıymetli insanlar. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Allah varlıklarını daim etsin inşallah. Biraz da aslında özür dilerim. Biraz da yorgunluk var. Dün indim zaten. Aynen dün aynen. Geldim bu yorgunluğum da ben de fazla yormak istemiyorum zaten seni de. Ayağının tozuyla buraya geldim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Gerçekten bizi onur ettiniz. Ne yapalım? Saçımın akına bakma sultanı mı yapalım? Ondan sonra da Emrah. Olur, olur. Ben kardeşim, müsaadenizle bir selamlama yapayım. Buyurun başkanım. Buyurun, şimdi müsaadesin. Öncelikle 7 bölge 7 kardeş Kültür Yardımlaşma Derneği'nin çok kıymetli yöneticilerine, çok kıymetli üyelerine, buradan iş adamlarımıza, hayırseverlere, bütün dostlarımıza, Sultanbeyli halkına, Muş'a, memleketim olan Muş'a, Elazığ'a, Elazığ'da bizim memleketimiz. Çünkü biz hep onun içinden geçiyoruz, duruyoruz. İyi insanlar da, ben daha önce de gittim geldim çok. Buradan hepsine bol bol selamlarımı söylüyorum. Aileme, annemin ellerinden öperim. Beni izliyormuş, mesaj atmış herhalde. Az önce reklam arasında mesaj geldi. Ellerinden öperim onun. Ellerinizden öper, 5 tane çocuğum var. Özellikle kızlarım Gülistan, Zülal, Meryem'e buradan kucak dolusu selamlar gözlerinden öpüyorum. Sevgili eşime selam söylüyorum. Zaten annemi başta söyledim. Bizi seven bütün dostlara ayrıca Tempo TV'ye çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyon, özellikle Abbas abi sağ olsun, böyle bize bir şans verdiği için ona çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bundan sonra Tempo TV izlemeye devam. Hem izlemeye devam hem kimi görsek Tempo TV izleyin diye de söyleyeceğiz inşallah. Hepinizin başarıların devamını diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah eksikliğinizi göstermesin hiçbir zaman başkanım benim. Ben de buradan şu anda kızlarım izliyor. Evet. Şimdi isim geçmedi mi küsüyorlar. Yani aslında kimse küsmesin Elazığ'a. Buradan kucak dolusu selamlarımı göndereyim. Kesirik Mahallesi'ne, Yığınki'ye, Aksaray'a. Zeynep kızıma, Kader kızıma, Dilek kızıma ve Ümmü Gülsüm kızıma buradan kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderirim. Sizleri çok seviyorum. Emrah kardeşime de gönderdik da. Kaynanası o kendisi söyleyecek. Özcan abi, onu ben özel söyleyeyim. Buradan kaynanamın ellerinden öpüyorum. Özcan abi onu özel olarak söyleyecek. Eşime, çocuklarıma selam gönderiyorum. Bizi izleyen herkese selam olsun. Anne ve babama da efendim, abilerime herkese selam olsun. Bu parça olsun. Da bu parça da benim kız kardeşlerim bizi izliyorlar. Onlara da selam olsun. Annem, babaannem hepsi bizdeler zaten. Bizi izliyorlar. Bir de beni doğuran anama buradan selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Babam yok. Babam rahmetli oldu. Allah bütün, rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Amin. Babam bambaşkaydı. Benim yanımda yeri bambaşkaydı. Kız kardeşleri unutmayalım. Onlar çok kırılır. Şimdi hepimiz evet. Aile içerisinde onları saymadık. Efendim koyun. Kız kardeşlerimize. Yani koyun ailesine, Akgül ailesine, aynen, Kubat aynen. ailesine buradan gönderir. 3, 4 buyurun hocam. Müzik
saçımın ağına. Bakma sultanım, 18 yaşına girmiş gibi, girmiş gibi. Rica ederim. Çok ağzına teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Evet. Gerçekten bizleri onur ettiniz bugün. Heyecanı da atamadık gitti ya. Program bitince güzel atarsın abi. Program bit. Program biterse heyecan biter. Evet, son 11 dakikamız kalmış. Ne yapalım? Ben bir şarkı söyleyeyim, sonra beraber hareketli bir şeyler söyleyerek kapatalım. Olur, güzel olur. Evet. Olur mu abi? Tamam, bir veda edin o zaman. Tamam, öyle yapalım o zaman. Evet. Başkanım. Kapanış konuşması yaparken bütün ülkemizde barışı, kardeşliği, dostluğun temennisi için dua ediyorum. Buradaki bütün arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Abilerimiz gerçekten de sesleri de çok güzel. Ayaklarına sağlık, hoş gelmişler. Size de tekrar teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir kusurumuz da olduysa biraz, bazen benim Türkçem biraz az. Ben 10 yaşından sonra Türkçe öğrendim çünkü. Bazen tıkanmalar oluyor, kusura bakmayın. O da yani olabilir. Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Biz de sizlere televizyon teşekkür başındaki ediyoruz. Başkanım, bize değerli izleyicilerde saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Saygı bizden, hürmet bizden. Emrah abim sizden. Abicim çok teşekkür ederim. Bizi yayından davet ettin. Başarıların daim olsun inşallah. Seni çok güzel yerlerde görelim inşallah. Tempo TV'ye çok teşekkür ediyorum kendi adıma, sanatçı abilerim adına. Tempo TV'de olmak ayrı bir güzel. Sevgili başkanıma çok teşekkür ederim o güzel övgüler için. Sağ olsun, var olsun. İskender abime sonsuz teşekkür ediyorum. Ama en güzel alkışlar ve güzellikler sevgili sazlarımıza gelsin. Onlara güçlü bir alkış istiyoruz. Çünkü onlar olmazsa biz olmayız. O yüzden iyi ki varsınız. Abbas abi çok teşekkür ederim. Bizi izleyen herkese, bu saate kadar bizlerle birlikte olan herkese sonsuz teşekkürler efendim.
Sağ olun, var olun, yürekleriniz, gönlünüz de dert görmesin. İskender abim, senden de... Şimdi böyle Abbasçığım, lafı çok uzatmayacağım. Emrah'ın söylediği evet. kelimelerin hepsine, aynısına katılıyorum. Programda başarılar diliyorum. Tempo ailesine çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen izleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı buradan iletiyorum. İnşallah program daim olur. Artık geldik gidiyoruz. Bilmiyorum, bakalım nasip. Davet olursa inşallah. Her şeyin hayırlısı inşallah. Her şeyin hayırlısı. Sen her zaman burada görmek isteriz. Emrah abimin dediği, kardeşimin dediği gibi sazlarımız süperler. Onlara bir alkış çalalım. Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Rejide olmak, başta Tempo TV'den Adın Seyir olan herkese desteklerinden, katkılarından dolayı başarılar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Sağ olun, var olun. Tempo TV ekranları başında izleyen değerli misafirlerimiz, bizleri evlerinize konuk ettiniz. Aybars Halı ve Koltuk Yıkama, Sayın İbrahim Aras sponsorluğunda hazırlanan Abbas Karakaya Show'un sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki haftaya görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Orkestramıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşemsiniz. Yüreğiniz, gönlünüz var olsun. Dert görmesin. Ama evet, aynen. Gerçekten aynen. Çok değerli. Aynen. Ben özür dilerim. Başkanımı unuttum. Başkanım başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarım, sağ olun. Başarıların daim olsun diyorum. Sağ olun. Evet. İskender abi, Emrah abi. Bir Elazığ yapalım değil mi? Yapalım. Öyle bitirelim. Hareket dostu. Olur. Bu şekilde veda edelim. Olur. Kar mı yağmış şu Arkut'un başına diyelim. Şöyle. Sevgili yönetmenimiz Özcan abimize de armağan etmiş olalım bu güzel eseri. Özcan abi, seni seviyoruz abi. Kaynanamı hatırlattın, sağ olasın abi. İyi ki varsın. Seçkin abi için köfteler ısrar ediyorum. Teşekkürler abi. İyi ki varsın. Gürsel abi, sağ ol. Gürsel abi. Seçkin abi. Hayır, şimdi oturan misafirlerimize de alkış bekliyoruz. Tempo, eller havaya. Oh,
sokulur, sokulur, sokulur Allah. Benim yüreğime hançer sokulur, sokulur, sokulur Allah. Sen beni unut, ne de ben seni. Sen düşürdün beni, dilden dillere. Başım alır yine, gurbet ellere. Goncalaşmış suna gelin, al yanakta benler gördüm. Goncalaşmış suna gelin, vay. Suna gelin, suna gelin, suna gelin, suna gelin. Dargın mısın bana gelin, üzgün müsün bana gelin. Bu can kurban sana gelin, vay. El aziz uzun çarşı, hele 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 bir ayar. Dükkanlar karşı karşı, hele yar hele yar zalim yar. Dükkanlar karşı karşı, hele yar hele yar zalim yar. Sevmişim alacağım, hele 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 bir ayar. Dosta düşmana karşı, hele yar, hele yar zalim yar. Dosta düşmana karşı, hele yar, hele yar. Aybars Halı ve Koltuk Yıkama Abbas Karakaya Show'u sundu. Kuzey'in